filmin X sisteminin 10. yılı. Yani İngilizce karşılığı sabittir. Ama ne zirve yaptılar be. Hani evet, güzel haberler bekliyordum. Bazılarını da biliyordum doğrusunu isterseniz. Ama bu kadarını bekliyor muydum? Ve bu sunduklarını gerçekten verebilecekler mi? Göreceğiz. Ama benim de bu kadar bilgiyi biraz hazmetmem gerekiyordu. O yüzden normalde hemen dün sunum sonrası yapmam gereken içeriği inanın bugüne bıraktım ki hiçbir şey ıskalamadan hepsini size anlatayım istedim. Ben Erdin Şamaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Fuji filmin bu zirvesi 10. yılına gerçekten yakıştı. Film çekme dünyasına olduğu kadar spor ve Doğa fotoğrafçılığı dünyasında da bu zirve Fuji filmi ciddi bir yere getirdiğini düşünüyorum. Gelelim zirvenin detaylarına. Zirve yeni X-Trans 5 BSI CMOS stack sensör tanıtımıyla ve X prosesör 5'in tanıtımıyla başladı. İlk tanıttıkları ve anlattıkları tabii ki stack sensörüydü. Stack sensör çok katmanlı bir sensör demek. Daha hızlı demek, daha çok veri okuma özelliğine ve ona uygun işlemcisiyle beraber de bunları daha hızlı işleme demek. Bir önceki XTrans 4 sensörden 4 kat daha hızlı olduğunu ve birinci sensörlerinden yani XTrans 1 sensörlerinden de 30 kat daha hızlı bir sensöre sahip olduğunu söylüyor. Şimdi bu ne demek? Bu yeniden yaratılmış ve çok hızlı çok güvenilir bir otofokus demek. Yüz göz algılama ve tanımanın dışında hayvan bir kuş, uçak, tren, araba, bisiklet, motosiklet gibi nesneleri de tanımak demek. Yeni takibinin olan üstü yapışkan olduğu demek. Yeni AI yani yapay zekasıyla bütün bu anlattıklarım detayları algılamak ve tanımak demek. Bu uzun zamandır biz Fuji Fujifilm aşıklarının otofokus ile ilgili şikayetlerini bitirmek ve Fuji filmi Sony, Canon, Nikon gibi markalarla eşit seviyeye getirmek demek. X-Trans 5S sensör ile X-Processor 5 tanıtımından sonra ilk ürün tanıtımlarına geldiler. Yeni kamera x 2 s Fiziki yapısı gereği elinize aldığınızda küçük bir GFX 50S ya da biraz daha büyük bir XS10 elinize tutuyormuş hissini veriyor. Konforlu bir ergonomi için geniş bir grip ve bol fonksiyon tuşuna sahip bir gövde. Fiziki enstantane ve ISO tuşunu bekleyen arkadaşlar maalesef biraz hayal kırıklığına uğrayacaklar çünkü Fujifilm'in X-S10 ya da işte GFX 50S'indeki gibi PASM mod çarkı var. O mod çarkının üzerinde özel ayar yapabildiğiniz 7 tane değişik depolama yani saklama seçeneğiniz var. Gerek fotoğraf için gerek video için. Ha yok C1'e hem fotoğraf hem video saklayamıyorsunuz. C1'e sadece fotoğraf ya da video ayarlarınızı saklıyorsunuz bu zaman için algıladığınızda bayağı faydalı olduğunu göreceksiniz. Yanı sıra çarkın üzerinde de direkt bir video seçeneği var. Ama orada bitmiyor video. Sağ üst tarafta benim daha, daha önce ilk 10a e çok sevmediğim ama sonra şimdi yavaş yavaş bana daha mantıklı gelen özellikle tatil fotoğraflarını değilim, tatile çıkıp da fotoğraf çekerken birdenbire aa şu dur şu sahneyi de videoya çekeyim diyen hızlı bir video kayıt düğmesi var. Arka tarafta klasik solda çöp kutusu drive düğmeleri. Sağ üstte D-pad var. Menü ve diğer fonksiyon düğmeleri var. Ön arka çarklarının maalesef artık böyle hani tık tıklı değil sadece çark olarak kullanıldığını göreceksiniz. Görebildiğim en ciddi iyileştirme elektronik vizöründe gerçekleşmiş. 0.8 büyütme oranına sahip 0.5 inçlik ve 5,76 milyon noktalı OLED bir ekrana sahip. Üstelik bu asferik bir lens yapısına e, dahil. Bu size aşağı yukarı xt 4ten neredeyse %100 daha geniş, daha keskin ve daha net görüntü sağlayan ve dolayısıyla da hızlı nesne takibini daha kolaylaştıran bir vizör. LCD screen bildiğimiz klasik LCD screen tam e, dönebilen. Bazılarını seviyor bazılarını sevmiyor ama özellikle bu makineyi özellikle daha video sentrik bir makine olduğunu düşünürsek bu tür ekranlar videograflar tarafından daha çok seviliyor. Bu arada da elektronik vizör 120 kare yenileme hızına sahip ki bunu ayarlardan 240 kareye kadar çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla da pürüzsüz geçiş sağladığı gibi özellikle de hızlı çekimlerde blackout dediğimiz e, olayı tamamen kaldırmış ortalıktan. Portlara gelince benim çok hoşuma giden tabii mikrofon ve kulaklık e, girişleri geri gelmiş. Sol tarafta tam HDMI portu koymuşlar ve ayrıca da USB Type-C girişi de var. Diğer tarafta ise iki tane kart slotu var. Ama bunlardan bir tanesi UHD 2 destekleyen SD kart iken diğeri CF Express Type B kartı destekliyor ki bu, bu bu yeni özelliklerle beraber zaten böyle bir hızlı bir karta zaten sistemin geçmesi gerekiyordu. Bunu çok akıllıca ve çok doğru yapmışlar. Sevmediğim tek bir şey var bu makinede. Ön tarafa döndüğünüz zaman o bizim klasik SCM switch'ini kaldırmışlar. Onun yerine aynı görevi gören bir fonksiyon tuşu. Ama ekran üzerinden değiştirebildiğiniz bir fonksiyon tuşuyla değiştirmişler. Zaman içinde alışır mısınız, alışmaz mısınız? O başka bir hikaye. Ben XS10'dan alışkın olduğum için bana çok daha koymadı bu değişiklik diyebilirim. Bir diğer yenilik de deklanşörde yapmışlar. Deklanşörü tam çift kademeli yapmışlar. Biliyorsunuz o çift kademe değildi daha öncekinde. Bazen de otofokusluyorum diye deklanşöre basıyordunuz ve kareyi çekiyordunuz. Şimdi bu tehlikeyi ortadan kaldırmışlar. Deklanşöre gelince de tabii bu hız bayağı yansımış kameraya. Mekanik enstantanede ki bu mekanik enstantane 500 bin kare çekebilme özelliğine sahip. Elektronik enstantanede ise bu 40 kareye kadar çıkıyor, kropsuz ve roll olarak çekebiliyorsunuz ve buna aşağı yukarı 200 kare ya da 5 saniye boyunca da sorunsuz çekiyorsunuz. Buffer ancak doluyor. Tabi e, kullanacağınız kart tipine göre de bu süre uzayabilir ya da azalabilir. Onu belirtmekte fayda var. Ama 40 kare saniye, Vay. Özellikle spor e, ve doğa fotoğrafçılığı için mükemmel bir Rakam yakalamış vaziyette şu anda Fuji film. Hani hız dedik ya bu hız sayesinde Rolling Shutter'da baya baya azalmış ve aşağı yukarı 100 milisaniyeye kadar düştüğü için artık Rolling Shutter sorunu var diyemeyiz bu yeni kamerada. Şu aşamada ön üretim modellerini deneyen bazı yabancı YouTube'çuların CF Express Type B kartta uyumsuzluk yaşadıklarından bahsetmişler. Ama zaman içinde tabii bunlar değiştirilecektir. Olur da ileride alırsanız bu makineyi mutlaka e, Fuji filme danışmadan e, CF Express Type B kart hangi kart markasını karar vermeyin. Bir yenilikte IBIS'te. IBIS yani 7 stopa kadar çıkmış artık ve yepyeni bir sistemle hem alçak frekanslı hem de yüksek frekanslı titremeleri daha rahat algılıyor ve iddialarına göre artık bu sistem ile gimbalsız dahi video çekebileceğinizi söylüyorlar. Denemeden tabi bunun yorumunu yapamam. Gelelim formatlara. Biliyorsunuz JPEG formatı vardı, TIFF formatı vardı ve RAW formatı vardı. Buna ilave HEIF denilen yani h e i -F formatını da ilave etmişler ki bu HEIF 1 milyar renk saklayabilen bir format. Onu da bildirmekte fayda var. SAS iyileştirme video kanalında olmuş. Allah samimiyetle söylüyorum artık yok yok. 4, 2, 2, 10 bit dahili kayıt. 750 megabit veri hızıyla mevcut. H264, H265 kodekleri zaten vardı. Buna ilave de 3 tane ProRes var. Apple ProRes 1 yani normali. Apple ProRes HQ ve Apple ProRes LT var. Bunun yanı sıra da RAW dahili kayıt olmamakla beraber bu dahil harici kayıt olarak Apple ProRes RAW'ı vermiş ama ancak bunu Atomos Ninja 5+ Plus ya da Blackmagic'in Black e, e, harici HDMI kayıt cihazlarına yapabiliyorsunuz. 6K 30 FPS 3/2 formatında var. Yani bu ne demek? Sensörün bütün boyutunu kullanabiliyor. Siz öyle çekin. Daha sonra post prodüksiyonda istediğiniz gibi onu croplarsınız ve normal 6K'ya kadar getirebilirsiniz. Yani 16 bölü 9 6K'da da çekim yapmış olabilirsiniz. Ya da istediğiniz gibi 4K'ya 16 bölü 4K'ya çekebilirsiniz. Seçenekler çok fazla yani. İnanın menüye daha falan girmiyoruz. Tabi giremiyorum çünkü makine elimde değil ama 4K 120 FPS Full HD 240 FPS kayıtlar var ve bunların hepsinde hem Old Intra'yı kullanabiliyorsunuz hem Long gopu kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bunlarda F-Log vardı. F-Log 2'yi de getirmişler ki eksi 8 ile artı 6 arasında 14 basamaklı bir dinamik aralık sağlıyor. Ama buna ulaşmak için de minimal ISO 1250'dir. Dolayısıyla enteresan bir F-Log 2 ilave etmişler. Valla dediğim gibi denemek ve yaşamak lazım. Ayrıca bu kameraya ilginç e, aksesuarlar da ilave etmişler profesyoneller düşünerek çok uzun ve çok sıcak çekimler için ilave bir soğutma fanı ilave etmişler. Ayrıca iki tane grip var. Bir tanesi bildiğimiz klasik grip. Yani batarya çift bataryalı işte boostunuzu boost musunuzu eee ilave edebilen bizim klasik XT4'lerdeki ya da XT3'lerdeki gibi bir batarya gribi var. Onun haricinde de File transfer remote rec diye bir batarya gribi ilave etmişler ki onun ethernet bağlantısı var, wifi bağlantısı var ve Remote Rec programıyla beraber 4 tane XH2S'i bilgisayara bağlayabiliyorsunuz ve bilgisayardan bütün kayıtları kontrol edebiliyorsunuz. Hatta kameralar arasında ayar paylaşımı dahi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunlar hepsi sunumda verilen bilgiler. Bu bilgilerin hiçbir tanesini kendim şahsen denemiş değilim. Ama böyle bir yaklaşım dahi oldukça enteresan ve çok da profesyonelce bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. İnanın bu kadar çok detayı anlatırken yoruldum ama burada bitmiyor. Tabii bütün bu kıza yetişebilecek yeni nesil lensler de gerekiyor. Bunu zannediyorum bir önceki yıl yaşadık. Yani neler yaşadık? Yeni XF 18 mm f1.4, 23 mm f1.4 ve 33 mm f1.4. Bu sunumda iki tane yeni lens sundular. Bir tanesi ultra zoom dediğimiz 150'ye XF 150'ye 600 F 5.6 F8 aralığı ki bu full frame'de 228'e 912 anlamına geliyor. Telekonvertörlerle beraber 1824 milimetreye kadar da inanılmaz bir ultra zoom yaratmışlar. Bu ultra zoom aynı zamanda e, açılıp kapanmıyor. Zoom dahili zoom. Birçok özelliği var ama dediğim gibi ben e, kullanmadığım e, malzemenin yorumunu yapmam. Şu anda sadece size sunumu aktarıyorum. Beni esas heyecanlandıran o ultra zoom değil de nihayet tabii ki bu kadar video sentrik bir kameraya bir o kadar da video sentrik bir lens çıkartmaları gerekiyordu. Onu da XF 18-120 mm F4 yani bir kere bütün aralığı F4. İster otofokus kullanıyorsunuz, ister manuel fokus kullanabiliyorsunuz. Ee, şeyi diyafram geçişleri pürüzsüz vesaire tam video için düşünülmüş bir lens. Ama dediğim gibi yani mesela ben olur da alır isem XH2'si mutlak surette 18 120 ile beraber alırım. Çünkü bu benim tabii ki o zaman e, hedef video kameram haline gelecektir. Ama dediğim gibi ben henüz çok acele etmiyorum. Biraz daha bir piyasaya çıksın, bir görelim makineyi. Ayrıca üzerine çalıştıkları da yakın zamanda e, sunmayı düşündükleri, belki önümüzdeki seneye kalır ama XF 56mm f1.2 Mark II. Ama esas e, makrocuları çok heyecanlandıracak olan yeni bir lens e, söylediler. O da 30 XF 30mm f2.8 makro ve beni heyecanlandıran ultra geniş açı XF 8mm f3.5 Bunların hepsi Prime Lens ve bunların hepsi yeni nesil Prime Lens'ler. Ee, herhalde lens serimizi de yenilemek zorunda kalacağız böyle giderse. Masraf, masraf, masraf. Son olarak da tabii bununla bitirmediler. Ne yaptılar? Eylül sunumunun ön hazırlığını yapmışlar. Ve ikinci kamerayı sunacakları ikinci kameradan ve ikinci sensörden bahsettiler. Birinci sensör neydi? XH5S. İkinci sensörümüz XH5R olacak. Bu stack sensör olmayacak. Bildiğimiz klasik X trans sensör olacak ama 40 megapiksellik bir çözünürlük canavarı sensör olacak. Belki XH2S kadar hızlı olmayacak ama çözünürlükte de full frame'leri artık aratmayacak bir ikinci kamera geliyor. Onu da söyleyebilirim size. Valla heyecanla bekliyorum ben e, ikinci e, kameranın çıkışını. Dolayısıyla da düşündüğümüz e, düşündüğünüz zaman rakam yani e, harflere S speed olarak düşünebiliriz ya da stack olarak düşünebiliriz. R'de resolution olarak düşünebiliriz. Yani X trans 5 HS, X trans 5 HR. Bunlar sensörler. Bu sunum şunu da gösterdi sevgili dostlar. Eskiden biliyorsunuz Fujifilm'in flagship'i crop sensörde XT serisiydi. Artık öyle değil. Bundan sonraki flagship dediğimiz ana gemi XH serisi oldu. Yani bunu çok net bir biçimde ortaya koydular. Bakalım XT'nin geleceği ne olacak onu da hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ama ufukta bir XT5 gözükmüyor doğrusu isterseniz. En azından 2022 senesi için. Son olarak gelelim fiyatlara. Kamera body olarak 2499 dolara. XF 150'ye 600, 1990 dolara. Ve XF18 120'yi de 899 dolara Temmuz'dan itibaren satın alabileceksiniz. Gelelim sonuca. <laughs> Sevgili dostlar, kağıt üzerinde bunların hepsi çok güzel. Ama gerçek dünya deneyimlerini yaşamadan bunların testlerini ve sunumun gerçeklerinin ne kadar doğru olup olmadığını ya da kağıdın gerçek dünyaya ne kadar yansıyıp yansım yansımadığını görmeden sonuca varmayalım. Ama heyecan verici mi? Gerçekten çok heyecan verici. Ve iddia ettiklerini gerçekleştirdilerse bayağı iddialı noktaya gelecekler. Ve inanıyorum ki birçok insan başka markalardan yavaş yavaş fujifilme geçecekler. Çünkü fiyat bandını düşündüğünüz zaman rakiplerinin arasında stak sensör sahibi kameralar en ucuzu, rakipler arasında en ucuz 4500 dolar. Ki bu 6500 dolara kadar çıkıyor. Şimdi bu özelliklerin aşağı yukarı hepsini size verebilen, evet belki 8K vermiyor ama kimse de 8K kullanmıyor doğrusunu isterseniz. Ee, başka bir ben marka bilmiyorum. Ve elbette ki ilk çıkan kamerada ufak tefek minor bug'lar olacaktır. Ama biliyorsunuz ki Fuji film, Özellikle firmware güncellemesi konusunda bir numaralı marka. Dolayısıyla onları çok süratli bir biçimde düzeltecektir bu firmware update'lerle. Ve çok süratli bir biçimde oldukça başarılı bir kamera haline getirecektir bu yeni XH sistemini. Ha bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bu yeni film simülasyonu falan beklemeyin. Bizim bildiğimiz x 4teki klasik film simülasyonları xh 5 sde olacak. Belki yeni film simülasyonu şey saklamışlardır ar serisine saklamışlardır. Valla sevgili dostlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna abone değilseniz lütfen abone olun. Bu içerikleri hep beraber daha geniş kitlelere daha süratli yayalım. Valla ne diyeyim, huzurla kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç, fotoğraf çekmek kolay, o günlük de bu kadar.